Evet arkadaşlar, Rüzgar'ın oğlundan hepinize sevgiler, selamlar. Az önce motorumuzun muayenesini yaptırdık. TÜV TÜRK'teydim. 2020 Mart, bulunduğumuz ay içerisinde süresi doluyordu. Zaten son bir hafta içerisinde bütün bakımlarını vesaire de yaptırdık. Tabi haberiniz yok, bahsetmemiştim, ön lastik de değişti. Bugün 13-15 randevusu ile muayeneyi de halletmiş olduk. Çok şükür, çok uzun sürmeden hızlı bir şekilde geçişimiz oldu. Plakadan biraz çekiniyordum. Plaka normal ebatlardan biraz daha küçük, kare plaka, ama sorun olmadı. Vida olmadığı sürece sıkıntı yaşatmıyorlar. Eve geçmek istedim önce ama dedim hazır hava güzel, yağış da yok. Hem de biraz ön lastiği alıştırmış oluruz diye yola düştüm. Nereye diye düşünürken yani yakınlarda, yani çok yakın değil ama yani 100-110 kilometre uzaklıkta olan benim sürekli gittiğim sevdiğim Tuz Gölü'ne doğru yol almaya karar verdim. Şu anda çevre yolundayım. Kısmetse bir saat sonra Tuz Gölü'nde olacağım. Hem de lastiği biraz alıştırmış oluruz. Zaten bu virüs dolayısıyla iş yerlerimiz de kapalı. Hazır yağış da yokken, havalar da güzelken bunu fırsat bilip yollara düştük. Birazdan çevre yolundan çıkıp Tuz Gölü'ne doğru yol alacağım. Çevre yolunda sürmeye devam. Yollar bomboş. Tek tük araç geçiyor ama genel olarak insanlarımız evde. Yani çevre yolunu kapatmış gibi kullanıyorum. Tek tük kamyon var. Bazı şahsi araçlar var. Onlar da zaten Ankara dışından plakalar vesaire. Kayseri, Konya. Çok Ankara plakada görmedim. Az önce de boynumu arı soktu. 130-140 ile giderken bir de arı sokması resmen mermi etkisi yaptı. Biraz sonra Gölbaşı Konya ayrımından otoyola çıkacağım. Çevre yoluna veda edeceğim. İnanılmaz bir rüzgar var. Hava soğuk değil ama biraz serin. Biraz sonra muayenede neler yaptım, ne gibi prosedürler var, neler yapılması gerekiyor, onlardan kısmi olarak bahsedeceğim. Bayağı işler kolaylaştırılmış. Yani muayene istasyonuna gelmemle işte sıra almam, ödemeyi yapmam, muayene olması vesaire, istasyondan ayrılmam toplamda 2 saati bulmadı. Belki tabi insanlarımızın çoğu evden çıkmıyorlar. Ondan sebep de olabilir. Yine yoğunluk vardı ama işlemler çok hızlı ve
kolay gerçekleşti. Bu da beni memnun etti. Plakada biraz çekincem vardı ama soru bile sormadılar. Hiç sorun bile olmadı. 2022 Mart'a kadar muayenemiz yapılmış oldu. İleriden Gölbaşı Konya ayrımından otoyola çıkacağım. Oradan Tuz Gölü'ne doğru tam gaz devam. Gölbaşı'ndan ayrıldık arkadaşlar. Bu yolun devamı önce Tuz Gölü, sonra Şerefli Koçhisar, daha sonra Konya, Aksaray, gitmek isteyenler için Adana, Mersin vesaire direkt o tarafa çıkıyor. Ben Eskişehir yolunu daha fazla seviyorum. Burada sanayi çok olduğu için halen de ağır vasıtalar geçmek zorunda kalıyor. O da yol kalitesini bayağı olumsuz etkiliyor. Bu da bizim tabii sürüş keyfimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Eskişehir yolu çok daha geniş, düzenli, bakımlı bir yol. Bu yolu daha çok tercih ediyorum, seviyorum. Yaklaşık 100 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Az önce Ankara'dan çıktık. Mesela 51 plaka Niğde. Abimiz Niğde'ye doğru devam ediyor. Herkesin yolu açık olsun. Yavaş yavaş hızımı artırdım. Ön lastiğin mumunu iyice atmasını istediğim için yavaş yavaş yolda hızlanıyorum. Tekerler zaten ısındı. Lastik taktıktan sonra sanırım bir 100 kilometre civarı yol yapmış olduk. Tuz Gölü'nden sonra toprağımda zaten 200-250 kilometre yol görmüş olacak. Lastiğimizin rodajı tamamlanmış olacak. Umarım yağış olmaz. Hava biraz kapanır gibi oldu ama yağış beklenmiyordu. Belki biraz serpiştirir geçerse sıkıntı olmayacak. Hiç ıslanmak istemiyorum işin açıkçası. Yaklaşık 50 kilometre civarında bir yolumuz kaldı. Ankara'dan bayağı uzaklaştık. Müthiş bir rüzgar var. Yani inanılmaz savuruyor. Biliyorsunuz bu taraflar Koçhisar, Tuz Gölü ve Konya civarı çok geniş bir ovaya sahip. Öne açık, her yerden rüzgar oluyor. Yani fırtına desem yeridir, inanılmaz savuruyor. Muayene işlemleri hakkında biraz kısa bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Belirttiğim gibi az önce muayenemizi yaptırdık. 2022 Mart'a kadar süremiz var. 2 senede bir yapılıyor muayenemiz. Öncelikle internetten TÜVTÜRK sitesine girip randevu almanızı önemli söyleyebilirim. İşiniz çok kolaylaşacaktır.
Zaten size dönüş yapılıyor. Gün ve saati onaylıyorlar. Tabii o gün belirtilen randevu saatine 1-1,5 saat kala istasyonda bulunmanız sizin için çok iyi olacak. Çünkü orada yapmanız gereken bazı işlemler olacak. Öncelikle danışma bölümüne girip oradan plakanızı ve aracınızın şu anki kilometresini yazıyorsunuz, sıra fişi alıyorsunuz. Daha sonra diğer bölümden sıranız geldiği zaman çağrılıyorsunuz. Orada ruhsat veriyorsunuz. Tabii ben motosiklet için konuşuyorum. Araçlar için farklı egzoz, emisyon pulu vesaire sanırım birkaç belge isteniyor. Bizde sadece ruhsat ve sıra numarasıyla gidiyorsunuz. Orada bir bedel ödüyorsunuz. Motosikletlerde 175 TL bu seneki güncel fiyatı, 2020 Mart için söylüyorum. 175 TL. Onu ödedikten sonra aracınızın 6 tane peron var. Hangi peronda beklemesi gerekiyorsa orayı söylüyorlar. Siz geçip aracınızı oraya çekip bekliyorsunuz. Daha sonra zaten siz ruhsat verdiğiniz için ruhsat arkadan size düzenlenen belgeyle arkadaşla birlikte geliyor. Ve siz çağrılıyorsunuz. Sonra belli başlı işte yapılması gereken işlemler var. Kaskı taktırıyorlar size. İşte biraz gazlamanız isteniyor. Ayrı bir bölüme çağrılıyorsunuz. Orada gazlıyorsunuz. Arka frene sert basın deniliyor. Basıyorsunuz. İşte arka tekerin kayması gerekiyor. Sonra ön arka fren aynı anda basıyorsunuz. Vesaire. Daha sonra da içeri alınıyor. İstasyon alınıyor. Orada da far ayarları. İşte arka fren, ön fren. Balatalar kontrol ediliyor. Sağ sinyal, son sinyal. Varsa dörtlü korna. Ondan sonra da bekleme alanına gönderiliyorsunuz. Zaten geçtiyseniz ruhsatınız ve belgeniz arkadaşlar tarafından size ulaştırılıyor. Yine plakaya işte bir sonraki muayene tarihi ne zaman gelmeniz gerekiyorsa onun pulunu yapıştırıyorlar. İşlem sonuçlanmış oluyor. Yani bugün işlemler çok hızlı ilerledi. Ben zaten randevu almıştım 13.15'e. 25 Mart 2020 bugün. Oradan hızlı bir şekilde ödememizi yaptık. Sıraya geçtik. Yarım saati geçmeyen bir süre diliminde de zaten çağrıldık. Muayene işlemimiz de yapıldı. Ve o istasyondan ayrıldık. İçimde bayağı bir büyüyordu yani. Daha doğrusu gözüme büyüyordu. Bu işlemi de halletmiş olduk. Plakadan çok endişem vardı. Çünkü plakam büyük ebatları değil, küçük kare plaka. Ama gayet okunabilir şekilde. Hiç soru dahi sorulmadı. Bir kusur olarak görülmedi. Pul yapıştırıldı ve devam etmem söylendi. Gerçekten bu beni sevindirdi. Yoksa notere gidecektik vesaire vesaire. Bir ton iş. Yani bazı şeylerin parasında da olmuyorsunuz. Gerçekten. Yani uğraşmak istemiyorsunuz. Bayağı git gel oluyor. Çok şükür öyle de bir sıkıntıya düşmedik. Bu arada az önce buraya yağış olmuş. Yağmur yağmış. Yerler ıslak. Ön tır da bayağı yıkadı beni. Kaskım vesaire. Bayağı bir ıslandı. Kamerayı sildim ama görüyor musunuz bilmiyorum. Yakıt lambam da yandı. Evet, şu anda da zaten yağış başladı. Umarım çok ıslanmadan paçayı kurtarırız.
Bir yandan da rüzgarla mücadele ediyorum. İnanılmaz bir esinti var. Yağış da başladı. Yağış ilk düştüğü anda en tehlikeli andır arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız, yerde var olan toz yağışla birlikte hafif çamur oluşturuyor. Bu çamur da inanılmaz derecede bir kayganlık sağlıyor. Sabun etkisi yapıyor. Ama belli bir zaman yağdıktan sonra yol temizlendiği için normal kuru yolda gidiyor gibi. Sürüş yapabilirsiniz ama ilk yağış bıraktığında çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz derecede kayganlaşıyor. Yolda cıvık bir çamur oluşmuş oluyor. Şu anda yağıyor, ıslanıyoruz yani. Biraz vites küçültelim. Hızımızı da biraz azaltalım. Hatta ileride benzinlik varsa, hem de benzinliğe girmiş olurum, yakıt alırım. Hem de biraz yağışın geçmesini bekleyeyim. Evet. Yolda da kalmamak için 60-70'te tın tın geldim. Şel bulamadık ama Kado ile şöyle kendimizi bir atalım. Ne olur ne olmaz. İleride var mı yok mu bilmiyorum ama şuradan hiç olmazsa bizi tuz gölüne atacak kadar idareten bir yakıt alalım. Yol hali hiç belli olmaz. Riske atmayalım. Bu sefer de Kado ile olsun.